Market.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Dolar TL geçen ay Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle dün akşam saat 19.35'te yeni bir rekorla 9'u aştı. Küresel enflasyon endişeleri daha riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken TL'deki değer kaybı ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından geldi. Dolar TL bu sabah 9.01 seviyesinden işlem görüyor. Doğalgaz sıkıntısının diğer enerji kaynaklarında fiyat artışını tetiklemesiyle WTI ham petrol varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 80 doların üstünde günü kapadı. Fiyatların yükselişinde petrole olan talebin artması rol oynuyor. Avrupa'da enerji krizi hala çözülememiş durumda. İtalya'da elektrik fiyatları geçen hafta %12 arttı. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği Rusya'dan acil doğalgaz rezervleri satın alabilir. Çin'de hükümetin yeni hedefi kamu bankaları oluyor. Xi Jinping hükümeti aralarında regülatör kuruluşlarında olduğu 25 kamu finans kurumunu inceleme altına aldı. Wall Street Journal'ın haberine göre Çin hükümeti kurumların özellikle Pekin yönetimine muhalif pozisyondaki özel şirketlere çok yakın ilişkiler geliştiren banka ve yatırım fonlarını inceleme altına aldı. Enerji maliyetlerinin tetiklediği enflasyon endişeleri ve Çin'in özel sektöre hatta özellikle finans sektörüne yönelik artan baskısı hisse senetleri piyasalarını olumsuz etkiliyor. Asya Pasifik Endeksi 3 günlük yükselişine son verirken ABD ve Avrupa vadeleri geri çekiliyor. Bitcoin ise 57 bin doların altında alıcı buluyor. Bugün yurt içinde Ağustos sanayi üretim verileri açıklanacak. Dünyada ise Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek.